Engin Ardıç. İş bitmiş. Anket seviyorsanız alın size anket. Üstelik bu anketin güvenilir olduğunu muhalif yazarlar bile itiraf ediyorlar. Konsensüs araştırma şirketi yapmış. Seçmenin %45'i AKP'ye, %24'ü CHP'ye oy verecekmiş. HDP barajın altında %9 gibi meclise hiç giremeyebilir. Fakat bu meclis seçimi. Cumhurbaşkanlığı seçimine gelince iş azıcık değişiyor. AKP adayına %48, CHP adayına %25 çıkıyor. Bu ne biçim muhabbettir? Ne hikmetse bir cenahta yüzde üç, öbür cenahta yüzde bir oranında vatandaş meclis seçiminde partisinden esilgediği oyu partisinin cumhurbaşkanı adayına veri veriyor. Seçmen sistemin değiştiğini bazı politikacılardan daha iyi anlamış. Hani hem cumhurbaşkanlığını hem iktidarı alacağız diyenler vardı ya, İkisini farklı şeyler sananlar. Ankete göre onlara çıkan oy mecliste yüzde üç, başkanlıkta gene yüzde üç. Yüzde alırlarsa başarılı sayacağız demiştik. Galiba sayamayacağız. Şimdi Erdoğan yüzde kırk sekiz. MHP'nin oyu yüzde on görünüyor. MHP başkanlık seçiminde Erdoğan'ı destekleyecek. Hadi biz yüzde on diyelim. İyice düştüğünü kabul edelim. 48 artı 10, 58 eder. Erdoğan %58 ile ilk turda işi bitirdi. Daha neyi tartışıyorsunuz? Ama bu alt tarafı bir ankettir. Daha seçime bir buçuk yıl var. Politikada 24 saat bile çok uzun bir süredir. Anket sonuçlarını seçim sonucu sanırsak adam olmayız, estek köstek. Oranlar kımıldayabilir. Azıcık altı, azıcık üstü çıkabilir. Ama parametrelerin değişmesi için hiçbir neden yok. Ancak Bahçeli desteğini çekerse... Bu mümkün değil. Çekse bile MHP'den Erdoğan'a %2 olsun oy gitmez mi? Hadi diyelim MHP düştü, düştü, düştü de üçlere düştü. Bunun böyle olması için de hiçbir neden yok. Erdoğan gene ilk turda kazanır. Çok kişi ilk turda kazanmak için %51 gerekeceğini sanıyor. Hayır, %50'den bir tek oy bile fazla çıksa bir tek oy bile yeterlidir. Ama dükkanın kapatıp gidecek halleri yok. Ne yani biz şiştik mi diyecekler? Okuru yanılttıkları için özür mü dileyecekler? nafile girişimleri sürdürecekler, yalan yazacaklar. Vallahi Meral Hanım seçimi ha kazandı ha kazanacak havası yaratırlarsa da şaşmam. Buna kanacak bir kişi hazır, elde bir. Büyük devrimci, şair Ataol Behramoğlu. Kendin pişir kendin ye, kendin şişir kendin yut. Engin Ardıç, Sabah.